tariflerinizde Aksaray Yemekleri'nde bugün Aksaray'a özgü sulu köfte yemeği pişireceğiz efendim. Evet, kimin evindeyiz? Bugün Hülya Ağaçdelen hanımefendinin evindeyiz ve bize mutfağının kapılarını açtı. Merhaba Hülya Hanım. Merhaba, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Öncelikle sizi tanıyabilir miyiz? İsmim Hülya Ağaçdelen. Aslen Nevşehirliyiz. 25 yıldır buradayız. Ev hanımıyım, iki çocuk annesiyim, bir Allah. Torunum var. Allah bağışlasın. Öyle, eşim emekli, buraya yerleştik. Ne kaldık güzel. Bakalım. Artık bir Aksaraylıyım diyorsunuz. Evet, öyle olduk. Aksaray'da evet, olduk. Sevgili seyirciler, Hülya Hanım'ın bir de yıllardır komşusu, evet. Arkadaşı, can yoldaşı diyebilir evet. miyiz? Evet efendim, Besim Ergün hanımefendi de bizimle birlikte bugün bize eşlik edecek, yardım edecek. Sizi tanıyalım Besim Hanım. Hoş geldiniz. Hoş ben bulduk. Besim Ergün. Ev hanımıyım, iki çocuk annesiyim, bir kızım bir oğlum var. Aksaraylıyım. Aksaray'ın neresindensiniz? Yeşiltepe kasabası. Yeşiltepe kasabasındansınız. Peki efendim, kaç yıllık bu dostluk, bu arkadaşlık? 25 yıllık var. 25 yıllık, Allah bozmasın Amin. Diyelim. Ne Amin. Güzel bugünlerde, böyle bir zamanda, böylesi güzel Amin. Dostlukla. Peki Hülya Hanım, bugün Aksaray'a özgü sulu köfte yemeğini pişireceğiz evet. sizinle birlikte. Evet. Öncelikle seyircilerimize malzemelerimizi tanıtır mısınız? Neler kullanacağız yemeğimiz için? Yemeğimiz için ana madde kıyma, dana kıyma. Kıymamız ne 400, kadar? 400 gram kıyma. Dana kıyma dedik, 400 gram. Yağlı olmayacak fazla. Evet. İnce köftelik bulgur, 1,5 çay bardağı. Bir yemek kaşığı da un koyduk içine. Evet. Burada bir rendelenmiş soğanımız var, bir tane yumurtamız, bir tutam maydanoz doğranmış, biraz salça, toz biber, kimyon, karabiber, tuz. Evet, salçamız, kimyon ve diğer baharatlarımız sanırım bir tatlı kaşığı kadar değil mi? Hemen hemen öyle şeyler, hemen bir çay öyle. Kaşığı da. Yani ben, evet, kimyonumuz bir çay evet. kaşığı, toz biberimiz bir çay kaşığı, salçamız bir tatlı kaşığı. Evet, evet. içine. Ayrıyeten de yağsıyla salçası yapılacak tencerede. O da kaynayınca köftelerimiz yuvarlandıktan sonra içine atılacak. O zaman aşama aşama başlıyoruz. Evet, inşallah. Peki, nereden başlıyoruz? Buyurun. İlk önce kıymamızı koyuyoruz. Hülya Hanım, bu ölçülerle kaç kişilik misafir ağırlayabiliriz bu yemeğimizle? Valla 5-6 kişi. 5-6 kişi rahatlıkla doyabilir evet. diyoruz. Evet, olabilir. Yoğurma işlemine başlayalım. Buyurun. Eldivenle iş yapmayı çok sevmem. Elinizin lezzeti geçsin Elinizden diyorsunuz. Elinizden geçecek yani bir şeyler mutlaka. Sanırım hiç su karıştırmıyoruz değil mi? Yumurta Şu anda ve... yok. İyice özleştireceğiz harcımızı. Şunu şöyle bir alalım. Özleşene kadar iyice yoğuracağız. Yani püf nokta bu diyebiliriz evet. aslında değil mi? Evet. Peki Besim Hanım, bir Aksaraylı olarak siz neler söylersiniz Aksaray yöresel lezzetlerin üzerine? Sofralarda neler pişiyor? Aksaraylıların damak tadı nasıl? Aksaraylıların damak tadı bence güzel. Tava suyunu çok severler. Et olarak. Et ağırlıklı. Et ağırlıklı. Aksaray'ımızın yörenin bamya çorbalarımız vardır. Erişte çorbamız vardır. Mantımız vardır. Bilmiyorum, bize göre güzel Aksaray'ın yemekleri. Hülya Hanım, bir de size soralım. Bir Nevşehirli olduğunuzu söylediniz. Evet. Peki Nevşehir, Aksaray komşu bir il. Evet. Nasıl benziyor mu? Yöresel lezzetler, gelenek, görenekler neler söylersiniz? Valla biraz benziyor, biraz benzemiyor. Farklılıklar var diyorsunuz. Var yani. Bazı şeyler. Bir de biz çok oldu çıkalı. Evet. Yani Nevşehir'den de. Yani bağımız kopmadı ama evet. şey olarak evlendim, çıktım. 33 yıldır uzaktayız yani. Şimdi yakınız. Gidip gelmemiz eksik olmuyor.
Ama artık tamamen Aksaraylısınız. Evet, buralı olduk, yerleştik buraya. Ne güzel. Eşim burada emekli oldu. Okul sokağında çalışıyordu. Olduğunu nereden anlıyoruz? Bir iki tane daha karıştı. Toplamış yuvardan iyice. Evet. Böyle de zor değil mi? Birileri izleyince, bakınca, iş yapmak. Ne dersin sanırlar? Normalde kendi başına. Evet, İnsan mutlaka bir onay almak ihtiyacı hissediyor. Tabii. Böyle Besim Hanım'ın yandan yandan gözüne bakıyor Hülya Hanım. Yani ne kadar da biliyorsun gene de bir... Değil mi? Bilene sormak lazım. Bilene sormak gerekiyor. Ben sorarım. Hiç. Çok doğru. Yani bilmediğim bir şey de olsa, hiç küçüğüm de olsa. Ne güzel. Hiç, yani o şeye girme. Hemen sorarım. Öğrenirim. Yapmayı da çok severim, mutfak işlerini. Ha, mutfağı seviyorsunuz yani. Hülya'nın el lezzeti güzeldir. Her tadacağız zaman efendim. Her şey güzel olur. Biraz sonra tadacağız. Mutfağı çok seviyoruz o zaman. Severim. Sürekli haşır neşiriz. Hemen hemen yani. Bayağı bir burada bağlılığımız gitmiyor mutfakla. Böyle komşular sık sık bir araya geliyor musunuz? Geliyor. Geliyor. Şu anda Cumhuriyet Mahallesi'ndeyiz. Evet. Komşuluk ilişkileri iyi diyoruz yani. Güzel. Güzel komşuluk ilişkilerimiz güzel. Bizim apartmanda da. Hı-hı. Yani var. Fazla o kadar herkesle de görüşmesek de var. Devamlı görüştüğümüz. Hı-hı. Oturmalarımız var 15'leri. Neyse. Arkadaşım da var. 2-3 oturmamız toplu. Ayrıca görüşürüz zaten. Kahvaltımız öyle. Sıkıldık mıydı birbirimize hemen girip çıkma. Neyse. Arkadaşlar. Genelde beraberiz. Neyse. Seviyoruz. Yardımımızı yaparız birbirimize. Evet. Saatin adımlar için yemez. Peki Besim Hanım, Aksaraylılar dışarıdan gelen insan nasıl karşılıyor? Yani ne dersiniz bu konuda? Valla Aksaraylılar çok sıcak. Dışarıdan gelen misafir severler. Hı-hı. Misafirleri güzel ağırlarlar. Yani seviyoruz biz misafir ağırlamayı. Seviyoruz. Seviyoruz. Peki Hülya, siz ne dersiniz bu konuda? 25-30 yıldır Aksaray'da yaşayan bir hanım olarak. Evet. Valla bilmiyorum. Ben geldim işte bunlarla tanıştık. Hı-hı. Kardeşleri var devamlı. Evet. Görüştüğümüz gene. Yani gerçekten biz bilmiyorum birbirimize bağlıyız. İyimizde kötümüzde hep birbirimize yardım ederiz, koşarız. Acımızı bilene birlikte paylaşırız. Ne yani güzel. Sevincimize, acımızı destek oluruz. Öbür arkadaşlarım da öyle. Benim öbür mahalleden de tanıdığım arkadaşlar, görüştüklerimiz. Biz hepimiz öyleyiz. Hep devamlı daha görüşmelerimiz devam ediyor. Hepimiz ayrıldık, başka binalara gittik ama. Yine de bir aradayız. Devamlı görüşürüz. Allah bozmasın. Peki sanırım harcımız hazır artık. Oldu. Yoğurma aşaması. Aha. Şimdi ne yapıyoruz Hülya Hanım? Hangi aşamadayız? Bunu yuvarlayacağız. Yuvarlayacağız. Bunu yuvarlarken biz suyunu yapalım, salçasını. Tamam. Hem dinlenmiş olsun. Tamam. Birazcık dinlendirmeye bırakıyoruz ve bu arada ocağımızda salça ve suyumuzu hazırlayacağız. Sulu köftemizin harcını yoğurduk. Birazcık dinlenmeye bıraktık. Şimdi Hülya Hanım ocakta suyunu ve salçasını hazırlayacak, kavuracak bizler için. Hülya Hanım, ne kadar tereyağı kullanıyoruz suyu için? Bir yemek kaşığı tereyağı koydum. Hı-hı. İki yemek kaşığı kadar da zeytinyağı koydum. Karıştırdık. Hı-hı. Tamam. Bu yemek yaparken en zevkli şey galiba tencere karıştırmak değil mi? Ya babamın kulakları çınlasın efendim. Babam hani mutfağı pek sevmez böyle iş, bir şeyler yapmayı ama böyle yemek hazırlanırken gelip o tencereyi karıştırmayı çok sever. Bilmiyorum. En zevkli yanı bu galiba. Yemekte tuzum bulunsun diye. Değil mi? Şimdi suyumuzu katıyoruz. Suyumuzun ölçüsü ne kadar? Aşağı yukarı bir ölçü verecek olursak. Vallahi göz kararı. Göz kararı. Peki tamam. Ya devamlı yapınca herhalde hiç ölçme şey ihtiyacı duymuyorum bazen. Evet. Sürekli mutfakla haşır neşir olunca artık. Büyüklüğü ne kadar olacak köftelerimizin? Böyle çok büyük. Ben fazla büyük. Çok fazla yapmam. Büyük yapmıyoruz. Zaten de pişiyor, içinde bulgur olduğu Hı-hı. için. Büyük mü? İyi, güzel. Ben de yardım edeyim efendim. Ne kadar el değerse o kadar lezzetli olurmuş diyorlar. Değil mi yemek? Evet, tamam. Peki, şöyle ıslatıyoruz değil mi harcımızı? Daha az bir şey ıslatabilirsiniz. Yapışılması için. İşlerde biraz keyifli mi oluyor, zor mu oluyor?
Ya her işin zorluğu da var, tabii ki keyifli yanları da var. Ama böyle hani güzel insanlarla tanışıyoruz. Yani o yönü çok güzel. Farklı kültürleri tanıyoruz. Ama kolay bir iş yok. Yemesi çok kolay sanırım, değil mi? Çok kolay, çok kolay yemesi. Yaparken saatlerce evet. Uğraşılıyor. Evet. Ama sevdiklerim. Peki günlük yaşamınızda başka neler yapıyorsunuz? Uğraşlarınız var mı hanımlar? Böyle kurslara falan gidiyor musunuz? İşte el işi yapıyor musunuz? Kurslara gitmiyoruz. El işi yapıyorum ben evde. Çocukla vakit geçiriyoruz. Gezdiler. Hasta kursum var, sigorum var. Nereye gidiyorsunuz? Belediyenin açtığı Akmek'e 3 gün spora gidiyorum. Necmi Yardım Kadın Aktivite Merkezi'ne. Haftada 2 günde pasta kursum var. Aslında böyle mahallelerde kadınlara yönelik yapılan çalışmalar çok güzel değil mi hanımlar için? Özellikle çalışmayan hanımlar için. Takı kursuna gittim, bayağı bir takı yaptım. İnşallah bizim ev ekonomisine de katkı sağlar mısınız? Valla o zaman bir iki çevreden, arkadaşlardan alan olmuştu. Siz hangi mahalledeniz? Ben Büyükbölcek'te oturuyorum. Büyükbölcek'tesiniz. Oraya da yapılacak sanırım kadınlar ev temerkezi. Çok sevindik. Ne güzel. Hem bizde istiyor, yakınlarımız da olsun. Oo, harika. Tabii ki bu tür hizmetler yapılması çok önemli ama teveccüh görmesi, ilgi görmesi de önemli. O yüzden tüm hanımları davet ediyoruz. Evet, aynen. Güzel oluyor, iyi oluyor. Toplu zaten. Değişik bir ortam oluyor. Yeni insanlarla tanışıyorsun. Hem el becerileri gelişiyor, hem sosyalleşiliyor değil mi? Evet. Dertler paylaşılıyor. Öğleden sonra torun gelir okulda. Oh, ne güzel. Kaç yaşında torununuz? 5 yaşında. Hı-hı. O gelir okulda. Allah bağışlasın. Anne sevdi olunca eve gider. Çalıştığı günler buraya gelir. Anneanneye gider işte. Hepimizi birden değişir. Bu anne babalıktan emeklilik yok galiba. Şimdi çoluğu çocuğu büyütüyorsunuz. Yok. Ondan sonra çoluk çocuk evleniyor ama bu sefer de torun evet. büyütüyorsunuz. Bu sefer de torun başlıyor. Ama o da bir değişik, çok zevkli bir şey. Öyle. Allah kolaylık versin. Aa, torun başka diyoruz. Evet, çok farklı gerçekten. Allah herkese nasip etsin. Amin. Hayırlı ömürler, hayırlı yaşlar nasip etsin. Herkese tatmayı nasip etsin inşallah. İnşallah. Güzel bir şey. Aksaray'ın bu kültürü biraz maliyetli. Öyle mi? Külfetli. Külfetli. Aman damat adayları. Evet. Damat adayı da şu anda aynı oldu kız eviyle. Yani çeyiz aynı yapılıyor. Fark yok diyoruz. Aksaray'da fark yok. Yani, anne işte kızının sandık çeyizinde el işleri, danteller, yeni oyalar, ne gerekiyorsa bütün çeyizlerini hazırlıyor. Oğlan tarafı da aynı şekil. Evet. Kız borça tarafı götürmede götürdüm. Karşılar mı kız tarafı? Ne yapılır orada? Kız tarafı evet. Oğlan tarafı hazırladığı borçalar güzelce süsleyip işte oraya gider. Ve 10-15 kişiyle. Davul zurna eşliğinde. Davul zurna pek olmuyor. Nadir. İsteyen olursa yapıyor. Evet. O şekilde gider. Kız tarafı karşılar, ağırlar misafirleri. Götürülen borçalar orada açılıp gösterilir. Komşu gelir, güzel. Evet. Daha sonra da kız tarafı aynı şekilde oğlan tarafına gelir. Gelir. Onlar da borç hazırlar. Onlar da hazırlar. Karşılıklı yani. Evet. Onlar işte damat borçası da kaynana kaynabaya hazırlarlar. Oo, damat borçası. Evet. Kız tarafının işi daha zor. Şimdi gelin olarak hani evet. Görücüye çıkmak, işte şeye çıkmak. Evet. Damat bohçası hazırlıyoruz, kayınvalide, kayınpedere bohça evet, hazırlıyoruz, kardeş varsa kardeşe, bir de aile büyükleri, anneanne. Evet, aile büyüklerine oluyor. Hı-hı. Güzel, bilmiyorum. Allah'ın herkese göstersin. Evet. Yapması da zevkli, uğraşması da güzel. Yorucu ama böyle tabii. Şeyler, hani mutluluk verici şeyler insanı yormuyor galiba. Yormuyor, yorulduğunu hissetmiyorsun zaten. Değil mi? Allah herkese huzur, mutluluk, sağlık versin. Güzel yorgunluk bunlar. Anneler istiyor ki her şeyleri olsun. Değil mi ya? Oğlan annesi de, kız annesi de. Zaten anneler olmasa böyle evet. Babalar bilmiyorum ya. Yani genelde annelerde daha babalar ince işe gelemiyor. Değil mi? Yani onlar da biliyor da alıp satılma işte. Evet, onlar da onları. Hesap işleriyle. Yani. İster herkes en azından dört dört yuvasını kurmayı ister. Tabii. Peki düğünden sonra böyle gelin cuması falan var mıdır Aksaray'da? Mesela Ege'de vardır böyle
düğün haftasından sonra gelin cumartesi yaparlar. Kız kendi evinde işte çeyizini tekrar açar. Hanımlar toplar. Hem mevlüt yapıl okunur. Mevlüt olarak olur. Dua edilir. Sadece isteyen mevlüt yapar. Burada öyle şey yok. Ama işte düğün öncesi elbiseler ilince bizim burada da gidip bakılır. Ha, düğün öncesi düğün çeyiz görülür. Düğün öncesi. Konu komşu hediyesi getirmek isteyen. Akrabalar çağrılır. Düğün öncesi evine götürülüp çeyizine bakarlar bizim burada. Dedikodu da yapılır değil mi bu? Tabii. Eksik yedik tamamlanır. Aslında ne güzel, her şey dayanışma içerisinde değil tabii mi? Tabii, beraber birlik. Sağ olsun arkadaşım hep yanındaydı. Güzel. Nasıl, gelinle anlaşıyor muyuz? Anlaşıyoruz. Sıkıntı yok. Seviyorum. Gelinimi de seviyorum. Siz nasıl? Valla biz de anlaşıyoruz, şükür olsun. Yedi yıl olmuş. Maşallah oldu. Peki bu gelin kaynana çekişmesi nereden geliyor? Peki yani kime sorsak herkes gelinini çok seviyor, herkes kayınvalideyi çok seviyor. Peki bu anlaşmazlığın şey kaynağı nerede? Valla onu da bilmiyorum artık. Hadi de olmuş. Bak şeyleri büyütme mi diye. Büyütmemek gerekiyor değil mi? Ya herhalde onu çok beklentisi olan kişiler yapıyor. Hani her şeyi bekliyor. O yüzden biraz benim şeyimce. Karşılıklı olursa hiçbir sorun olmuyor. Evet. Peki doğru söylüyorsunuz. Evet, karşılıklı olunca. İyilikle yaklaşırsanız tabii, iyilikle. Tabii öyle yani. Her şeyi gelinden beklemeyeceksin. Sizlerin gelinlik zamanı nasıldı? Gelinlik falan tuttunuz mu? Hani şimdiki gençler daha şanslı diyelim. Sizler neler yaptınız böyle yeni gelinken? Valla ben o kadar şey yaşamadım çünkü kalmadım bir arada. Hemen evimiz Sivas'taydı, eşimin o zaman göre. Evet. Direkt Sivas'a gittim. Ha, gelip gittikçe de hiçbir zaman problem yaşamadım. Allah rahmet eylesin. Kayınpederim beni gerçekten kendi evladı gibi her zaman da tutar severdi. Evet, hiç de öyle bir şey de olmadı, şükürler olsun. Yani son zamana kadar da hep yani bizden dolayı düşüncesi olurmuş. İleride hep yücelen Hülya'nın yanında herhalde bizim sonumuz geçerdi ama bir ani bir kaza oldu. Öyle Allah rahmet erken eylesin. Gitti yani. Nurlar gerçekten bir babaydı. Allah rahmet eylesin. Ben de durmadım kayınvalideyle. Bilmiyorum yani. İstanbul'daydı işim. Ooo ne güzel. 4 gün sonra gittik yani hiç kaynana kayınbaba gibi şeyimiz olmadı. İyiydik. Allah rahmet eylesin. Zaten damatlar çok seviliyor. Onu sormaya gerek yok. Damatlar evin oğlu oluyor aslında. Evet. Babam da aynı. Eşime gerçekten öyleydi. Sırf biz burada oturuyoruz diye babam buraya taşınmayı çok istedi. Buraya çocukların yanına geleyim. Burada çevre tuttum. Evet Hülya Hanım, artık bitirdik harcımızı, böyle küçük küçük yuvarladık. Evet. Avucumuzun içine ıslatarak yapışmaması için. Evet. Suyumuz da kaynadı. Kaynadı herhalde o da. Köftelerimiz hazır. Şimdi kaynayan suyumuzun içine bunları bırakacağız. Suyumuz burada kaynamış. Biraz yavaş atayım, sıçramasın. Ne kadar kaynatacağız Hülya'nın suyun içinde? Buharın pişmişliğini anlayınca işte bir 10-15 dakika falan yeterli geliyor ya. Çabuk pişiyor, ince buhur ya. Evet, ara ara karıştırıp kontrol edeceğiz. Tamam. 15 dakika kadar pişecek. Evet. Tüm köftelerimizi atıyoruz değil mi suyun içine? Hı. Bol malzemeli bir yemek. Ya bunun içerisine ekstra eğer isterseniz nohut falan da güzel oluyor. Haşlanmış nohut değil mi? Evet. Zaten o fazla suyunu da çekecekmiş şimdi. 15 dakika sonra bir servise hazırlıyoruz. Evet, peki. Evet sevgili seyirciler, sulu köftemiz yaklaşık 15 dakika kısık ateşte kaynadı. Sanırım evet. Servise hazır. Piştiğini nasıl anlayacağız peki Hülya Hanım? Piştiğini böyle bir tane alalım içinden. Biraz soğuması gerekiyor. Evet, el yordamıyla. Evet, elimizde. Şöyle bir bakıyoruz, kontrol ediyoruz. Yiyebiliriz de. Tadına da bakabiliriz. Artık servise hazır. Altını kapatalım. Kazanı şöyle alalım.
Evet, oldu bu. Şöyle alalım tencereyi bu tarafı. Açabilirsiniz. Evet. Şöyle kepçemizi, servisimizi yapalım efendim. Şöyle görüyorsunuz efendim kıvamını. Mis gibi. Kokusu da harika. Yiyenlere afiyet olsun. Evet, şöyle bir hemen servis tabağımızı alalım. Evet Hülya Hanım, ellerinize sağlık. Gerçekten nefis görünüyor. Teşekkür ediyoruz. Resim Hanım, size de teşekkür sizin ediyoruz. Sizin de ellerinize sağlık. Hülya Hanım, sulu köfte yemeğimizi servise hazırladık. Yemeğe hazır. Peki yanında ne ikram edeceğiz? Neler yapabiliriz? Vallahi bunun yanında mevsim salatası, yeşillikli bol. Turşu, Türk çeşit turşu. Soslu turşular güzel gider, acılı. Artık zevke kalmış bir şey. Herkes damak tadına göre turşumuz, salatamızla birlikte çok yanında ikram edebiliriz. Peki günün anısına Belediye Başkanımız Sayın Evren Dinçer Beyefendi'nin küçük bir hediyesi var. Onu size takdim etmek istiyorum. Teşekkürler. Şöyle efendim. Bugünü ve bizi anmanız adına. Çok sağ olun. Teşekkürler. Teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Ayaklarınıza sağlık. Bizi seçtiğiniz, tercih ettiğiniz için de çok sağ olun. Sizin de ellerinize, kollarınıza sağlık. Arkadaşıma da teşekkür ederim. Çok sağ olun. Çok teşekkür ederiz. Sağ olun. Size sağ olun. Peki efendim, sizin tariflerinizde, aksayan yemeklerinde, başka bir lezzette tekrar görüşmek ve buluşmak ümidiyle şimdilik hoşça kalın.